Mavi takım, hoş geldiniz. Sizin için özellikle bu dokunulmazlık koyun için çok özel bir tabak hazırladı. Hemen kağıt ve kalem alın, sizi önde alalım. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz biz burada haftada bir kez şef dokunulmazlık tabağı yapıyoruz. Bu seferki tabağı 3 şef birlikte hazırladık. Bugün özel bir gün, o yüzden de özel bir yemek hazırlamak istedik. Şimdi sizi de çok bekletmeden bu yemeğin ne olduğunu görelim isterseniz. Evet arkadaşlar, günün anlam ve önemine binaen hazırladığımız tabağın adı sonsuzluk. Evet, alalım sizi şöyle. Tabii ki hepimizin yapabildiği ve yapamadığı şeyler var hayatta. Bizim iyi yapabildiğimiz tek şey yemek. O yüzden de sevgili atamızı bu şekilde anabiliyoruz. Fikirleri, düşünceleri, bize bıraktıkları sonsuza kadar devam edecek. Biz de buna kendimizce ufak bir atıfta bulunmak istedik. Mehmet Şefiniz size şimdi tabağı tüm detaylarıyla anlatacak. Aynı zamanda bu kadar kapsamlı bir tabak olduğu için de resim olarak da tabağı vereceğiz. Mehmet Şef de size bu tabağın bütün içeriğini anlatacak. Bu tabakla ilgili çalışmamızda Türkiye'nin bütün bölgelerinden getirmiş olduğumuz ürün var. Balıkesir'den zeytinyağı, Cunda'dan ahtapot, Kastamonu'dan sarımsak, Finike'den portakal, Mersin'den limon, Denizli'den pırasa, Tosya'dan pirinç, Samsun'dan fasulye, Amasya'dan soğan, Antalya'dan salkım domates, Kars'tan bal, Şanlıurfa'dan patlıcan, nar ekşisi Gaziantep, kuzu göbeği mantarı Bolu, reyhan Malatya Arapgir, dereotu Ege ve Marmara bölgesinden, ceviz Kırşehir'den getirdik. Ve bu ürünlerin hepsini oralardan toparladık, buraya getirdik. Tabağı anlatıyorum size. Orada da göreceğiniz gibi aslında tabağımızda 5 ana kalem var. Gördüğünüz gibi karides söğüş. Tatlandırma tabağı, bir display tabağı aslında bu. Arkasından sardalya salamura. Onun arkasından güzel bir patlıcan peltesi. Onun arkasından bir sirkme domates. Pancar peltesi. Soğan turşusu. Portakallı kereviz, zeytinyağlı pırasa, altındakinde de kuzu göbeği mantarı ve ceviz var. Ondan bir toprak yapıyorsunuz. Önce bir mayonez yapıp şekli çiziyoruz. Daha sonra içine kuzu göbeği ve mantardan yapmış olduğumuz toprağı koyuyoruz. Üzerine de ürünleri diziyoruz. Daha sonra da reyhan, maydanoz ve dereotuyla son dokunuşları yapıyoruz. Bir de gördüğünüz gibi kırmızı lahana turşusu var. Burada kafanız hiç karışmasın. Bakın tabağa şuradan başlıyoruz, buraya kadar geliyor, buradan başlıyoruz, buraya kadar geliyor. Çift malzeme tekniği var, anlatabiliyor muyum? Yani her üründen iki aynı adet sıralama var. Diyor. Bu şekilde dizayn edeceksiniz. Yani portakallı kereviz, zeytinyağlı pırasa, sardalya saramura, ahtapot söğüş, karides söğüş, pancar peltesi. Bunların hepsini zaten verdik. Doku olarak bakmanız için birer parça bakın. Bittiler. Şimdi mutlaka ürünü yetiştiremeyen olur. Şuraya bağlı tabii. Pancar peltesinde bal var Kars'tan getirdiğimiz. Ondan sonra ahtapot, bildiğiniz ahtapot söğüş. Portakallı zeytinyağı, zeytinyağı. Sardalya, salamura zaten. Soğan turşusunu zaten biliyorsunuz. Burada çok dikkat etmeniz gereken, mesela bu salamura domates bizim için çok önemli. Şurada da gördüğünüz işte sirkesi, toz şekeri, kakulesi, kabuk tarçını, patlıcan içinde kemer patlıcan, nar ekşisi, sarımsak, sumak ve kuru nane ile tatlandırıyorsunuz. Pırasalarımız zaten ince. Ürünlerin dokusuna bakın, daha sonra da geçelim. Evet, dediğimiz gibi bugüne mahsus da size birer tane böyle anı olarak da kalsın.
buyurun. Şeflerimizle birlikte size böyle bir de bir... Sağ ol şefim. ...jest olarak hazırladık. Belki imzalarız şefim. Şefim biz de, belki de. Biz de alabiliyor muyuz? Olmazsa mu? Size de çıksını veririz. Sağ olun. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mayonez sıkıp üstüne toprak koyuyoruz. Evet, biz de bugünün anlam ve önemine binaen böyle bir çalışma yaptık. Hepinizden bunu tabii ki bitirmenizi istiyoruz arkadaşlar. Pelin, bir önceki yarışma oldukça zorlandığınız bir yarışma oldu. İlk oyunu 5-0 kazanan mavi takımla bu oyundaki mavi takımla arasında ciddi farklar var. Felaketler var. Çift adımlar var. İçinden iki tarafta da olsa bile içinden kılçık çıkan bir yemek var. Neler yanlış gitti? Bu kadar iyi bir mavi takım nasıl bu kadar ciddi hatalar yapıp 4-2 bir yemeğin değerlendirmeye alınmadığı bir yarışmada bir yemeği de sunamayarak, yani 7 yemeklik bir yarışmada 2 yemeği birden değerlendirilmeden maalesef 4-2 kaybettiniz ve buradasınız. Neler düşünüyorsun? Birinci gün 5-0 aldıktan sonra biz aramızda bu rehavete kapılmayalım. Tekrardan aynı şekilde gücümüzü toplayarak sanki hiç kazanmamışız, ilk kazancımız olacak gibi yarışalım dedik. Ama ben kendi tabağıma gelirsem yaptığım çorbanın lezzetinden çok emindim. Biraz koyu kıvamlı yapmak istemiştim. Biraz fazla koyu kıvamlı oldu ve bekledikçe de tabii mercimek biraz biliyorsunuz ki yoğunlaşan bir üründür. Ama bu çorba konusunda... Arkadaşlar da sana bayağı yardım etmek istediler. Safanur zaten defalarca yanıma geldi. Ben defalarca çorbayı tattırdım. Yoğun olduğunu söyledi. Ben biraz daha açtım kıvamını. Daha sonra tabii yeterli gelmemiş. Orada bir hata oldu. Tabii ki de danışabiliriz birbirimize. Bu kaptan için de geçerli. Benim için de herkes için geçerli. Gerek duymadım demek ki. Ama tabii ki de gösterdim, sordum yine de. Biraz daha fazla kıvamını açabilirdim. Orada benim hatam şöyle oldu. Takdir edersiniz ki birkaç haftadır çorbaları yapıyorum ve başarılı sonuç alıyorum. Bu konuda da kendime güveniyorum. Pelin de bir çorbayı yapamayacak biri değil aslında ama şöyle bir sıkıntı yaşadık. Ben her seferinde kıvamının daha açık olması gerektiğini söyledim. Pelin de sıkıntı yok, ben de hallediyorum. Koydum, et suyu koydum, açıyorum gibi şeylerle beni sakinleştirdi ve daha... Yani uzaklaştırdı diyebilirim. Bu konuda böyle bir sıkıntı yaşadık ama ben kıvamın ne olmaması gerektiğini daha önce söylediğim için çorba noktasında içim rahat. Ama kendi yemeğimle ilgili hata yaptım. Şöyle hata yaptım. Bir hızlı olalım, daha iyi, hani daha entegre çalışalım diye ben domatesi çok koydum. Onun farkındayım. İşte içinden kılçık çıkması olayında da çok el girdik. Hani bir anda soyalım, bitirelim ayıklama işlemini diye biz 3 kişi daldık. O noktada da hiçbirimiz birbirimizin arkasını kontrol etmeyi düşünemedik belki de. Kılçık ben en değil, son... dal çıktı yani. Dal çıktı, haklısınız. Abi canım, yani kılçık deme şansımız yok ya. Birimizden birinin gözünden kaçtı. Hani bunu daha önceki haftalarda da konuştuk. Bir yemeğe çok el girdiği zaman sıkıntı yaşıyoruz. Ama bütün sorumluluğu üstüme alıyorum. Defalarca kontrol etmem gerekirdi. Sıkıntılı bir ürün çünkü deniz börülcesi. Onun dışında takımda uyumsuzluk olduğunu düşünmüyorum. Uyumla çalışıyoruz, mutlu çalışıyoruz. Ben mutsuz çalışıyorum diyen varsa bugün burada söylemekten çekinmesin lütfen. Güzel bir galibiyet aldık ilk gün. Mağlubiyeti de tattık. Şimdi önümüzdeki maça bakıp onu da kendi lehimize tamamlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şimdi bir kişi mesela... Bir çorba bir saat yapılır mı? Orada Azize çorba yaparken başka 3 tane yemek yaptı neredeyse yani. Ya bu biliyor musun ne demek? Hırsı demek yani. Anladın mı? Bak konsantrasyon, hırs her yerde yani %100 odaklanma demek yani. Olmayınca tam ve sen herkesten daha iyi bilmesi gerekirdi. Unutmazsa senin burada ilk 3 hafta neredeyse 6 tane yemek iptal ettik. Hatırlıyor musun? Düştü çift tadına vesaire. Hatta o dönemde tam Burcu birlikte yani. Ne kadar sana iptal etmeye yine döndü. Yine Safanur karma geri döndü diyebiliyoruz. Evet, gerçekten öyle. Ben konuşursam gerçekten hani biraz
şeyim de, kırgınım da, kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Ama takımca hata yaptık. Hata yaptık yani. Herkesin bunu kabullenmesi gerekiyor. Evet Tahsin. Düşünerek hareket etmediğim bir zaman dilimine denk geldi. Karıştır şimdi, hızlıca karıştır. Şeyim, karıştırma, tamam. Yok yok, karıştım. Elleme, elleme. Dokunmak ne kadar şey var ya. Yani. Aynısını söyledim zaten. Yani hatta siz çift tadım dediniz. Ben Hasan'ın yanına böyle yavaş yavaş geldim. Hani birbirimize söz vermiştik, yemeklerimize karışmayacaktık dedik. Ama iş işten geçti. Ya sorumluluk bende. Sen de olsun, yani. Bir şeyler olsun diye uğraşıyorsun zaten. Yani niyetimiz o gerçekten, o ki hani artık tabaklar o kadar güzel gözükmeye başladı ve bir şekilde o tahtaya bir bir tabaklar geldikçe dedim gerçekten güzel gidiyoruz. Hani karşı takıma bakmıyorum bile. Hani çünkü hani helal olsun yaparsalar kafasındayım. Biz iyisini yaptık zihniyetine girerek öyle hareket ediyordum. Ama olmadı işte. Özür diliyorum bütün ekipten. Evet Dilara. Kaşıkla ilgili bence herkesin dikkat etmesi gereken şey, ben Tahsin'de de çok fazla suç bulmuyorum. Hasan'da da bulamıyorum ama her zaman tadım yaptığımız kaşığı bence lavabonun içine atarsak en azından bunu ortadan kaldırmış oluruz. Yani bir yerlerde bırakmazsak en azından hiç kimse o kaşığı tekrar kullanmaz. Böyle yani sorun odaklı değil, çözüm odaklı bakmaya yanaşıyorum artık. Sen bir çift tadım yapmış mıydın daha önce? Yaptım. Elimdeki kaşıkla yaptım. Allah Allah. Ben yapmadım da yaptırdım yani. Yaptırdı. Erenciğim. Ben bu iyilikler, kötülükler, tadımları falan potada konuşmak istiyorum. Bu yarışma bittikten sonra. Çünkü 6 kişiyiz. Bir yarışma yapacağız. Kimsenin de moralinin bozulmasını istemem. Ama ciddi anlamda konuşulacak şeyler olduğunu düşünüyorum artık. Onun için bir sonraki aşamada konuşacağım. Yemekler de elimizden geldiği kadar becerdik. Yapmaya çalıştık. Başarılı oldu. Takım ve kendim adına mutluyum. Bir şey yok. Hasan'cığım bir şey söylemek ister misin? Şefim yapılan hatalar var ama ben de yemeğe odaklıyım şu an. Potada derinlemesine konuşulacağını düşünüyorum. Evet çok zor bir tabak olduğunu. Okey o zaman şey yapalım, siz de çok konsantre görüyoruz. Bu muhteşem ve özel gerçekten tabak hazırlamak için verdiğimiz süre 1 saat. Bakın 1 saatte bile çok kısa bir süresi. O içinde komple kullanın. Bütün dakikalarda, saniyelerde kullanın. Unutmayın be. En azından bizime kadar bu tabak yaparak sadece beyin değil kalbini de kullanın. Mutlaka sizi yardım eder yani. 3, 2, 1 buyurun başlayın. Haydi. Yemeği pişirmeye ayırdığınız zamanla tabaklamaya ayırdığınız zaman arasında hep ciddi bir fark olması. Bu yemek %80 tabaklama yemeği. O yüzden lütfen son 3 dakika her şeyinizi hazırlayıp tabaklama yapmayın. Tabaklamaya ayırmanız gereken minimum süre bence 6 ile 8 dakika arası. Yani 6-8 dakika arası en azından tabağın iskeleti çıksın. Sonra son pişirmelerinizi, son noktalarınızı yaparsınız. Ama mutlaka ve mutlaka yani şu 1 saati... Bir saat gibi görmeyin. 50 dakika gibi görün. 50 dakika sonra son rötuşları bitirin. Tabaklamayı yapın. Çünkü bu tabak güzel gözükmezse hiçbir şeye benzemez. Kalbimizden geçip çok uğraştığımız bir tabak. O yüzden de aynı saygıyı, aynı özeni sizden de istemek hakkımız diye düşünüyoruz. Kesinlikle öyle. Ama sonuçta biriniz iyi yapacak. Ve dokunulmazlığı alacak. Ama bizim istediğimiz... 6 tane sonsuzluk simgesinin anlaşıldığı renkleriyle, lezzetleriyle güzel tabaklar istiyoruz. Hepinize kolay gelsin. Sende de şey yok mesela, ben öyle görüyorum. Hani bunu şey olarak söylemiyorum. Sen belli bir kalıpları alıp tabağa yansıtmıyorsun. İçindekini çıkartmaya çalışıyorsun. Bu da bence, benim için bu çok önemli. Tamam, ben kendimi de baştan yaratmak istiyorum ama zorlanıyorum. Tıkanıyorsun. Bu da neden biliyor musun? İşte... Harcadığın mesailer, önceliklerin ama bence çıkacak. Benim hala çok büyük umudum var seninle ilgili. Çünkü hani ezbere 2-3 tabak ezberler, gelir burada entegre eder, onu yapabilirsin. Yani yapılıyor da ben bazen görüyorum çok benzer, yansıyan tabaklar. Simbolize şekilde tabağa yansımış. Yani içindeki değil de daha çok başka yerlerde gördüğüm örnekler. Ama bazı tabaklar gerçekten kişinin içinden gelen tabaklar. Bence başarıya giden yol böyle gelir.
Tabak hakkında ne düşünüyorsun Dilara? Fazla konuşamadık. Çok güzel, detaylı bir tabak şef. Bugün gerçekten bu tabağı yapmayı çok istiyorum. Umarım başarılı olabilirim. Nasıl sunumlarla aran, sunum tabaklarıyla genel olarak? Aslında çok seviyorum. Yani genel olarak özenle hazırlanmış tabakları, onlarda çalışmayı çok seviyorum. Çünkü normalde mutfakta çalışırken de en sevdiğim şey pasa geçmek. O yüzden umarım güzel bir tabak çıkartabilirim diye düşünüyorum. Bakalım elinden geleni yapacağım. Hadi bakalım, bol şans. Asitlemeleri, turşulamaları bir an önce girin arkadaşlar. Her yemeğin pişme süresini artık biliyorsunuz. Bunu tartışmamızın bile gereği yok. Ama bazı asitlemeler diğerinden önce olmalı. Kök sebzeler daha önce asitlenmeli, bekletilmeli. Bunlara lütfen dikkat edin. Soğanlar öyle. Taze ürünler daha kısa süre asitte de kalabilir. O yüzden ön pişirmelerinizi, ön asitlendirmelerinizi ne kadar erken yaparsanız tabağa detay koymakta da o kadar başarılı olursunuz. Tabağınızın temizliği çok önemli. Çok geliyor. Araz geçen gün galiba sendeydi. Tabağınızın sadece üstü değil, altının da temizliği önemli. Öyle yerlere geliyoruz ki bakın işte bir gün 6 kişi, 5 kişi 5-0 yeniyor. Ertesi gün ve aynı 5 kişilik takım 6 kişilik takımı 4-2 yeniyor. Yani herkes birbirine çok eşit. Bu tip tabaklarda tabağın temiz olması, parmak izi olmaması, altının da temiz olması, bunların hepsi çok önemli öğeler. Lütfen ve lütfen bunlara da dikkat edin. Tabağınıza asla ve asla bir sos akmasın. Bu tabakta gördünüz hiçbir şey alttaki mayonezin dışına akmış değil. O şekilde çıkartmaya çalışın tabakları. Tabii ki ahtapotlarınızı önceden bir işlemden geçirdik ama siz bitirmeniz lazım pişirme süresi olarak. Hasan, senin display tabaklarıyla aran nasıl? Şefim güzel. Senin pek çok başarıların var. Uluslararası, evet. Ulusal başarıların var. Evet. Genelde display tabakları mı? Yani şimdi kategoriler değişiyor tabii ki ama burada da yani hem display'e çalışıyorum farkındaysanız hem de daha biraz da paylaşım tabağı tarzında çalışıyorum ama genel olarak display tabaklarını seviyorum. Güzel de yapması hoşuma gidiyor. Bu da onların en özellerinden bir tanesi bizim için. O yüzden yapmak için elimden gelen her şeyi göstereceğim bugün. Eren, efendim siz. Yarışmanın başından beri diyoruz ki, kendi aramızda da konuşuyoruz bunu, sana da zaman zaman söyledik. Buyur. Burada Eren'i götürürse lezzet götürmez, özen, detay, display, bu tip küçük olaylar götürür. Doğrudur. Katılıyor musun buna yoksa bu bizim, belki de biz mi yanlış düşünüyoruz? Şimdi ben yani bu bir display tabağı mesela, evet. Ben bu tabağı görünce aklıma ilk sen gelmiyorsun. Tamam. Çünkü, ben yaklaşık yani 13 yaşından beri sektörün içindeyim ama belli bir dönem ben bıraktım bu mesleği. Barmenlik yaptım, işletmecilik yaptım, ticaret yaptım, farklı işler yaptım. Ondan sonraki süreçte ben açık ateş ve kendim yani my kitchen my rules, kendi tarzım, kendi mutfağım, öyle kurallarım oldu ve devam ettim. Ama ben geçmiş mutfak hayatımda bu tarz tabaklar yaptım. Yaptın mı ya? Var mı? Hep bunlarla çalıştım. Türkiye'nin en iyi restoranları, en iyi şefleriyle çalıştım. Ben temelimi sağlam atıp sonra o işe girdim. Çok güzel. Şimdi sorun orada zaten. Yeni aşçılar veya yeni gastronomi mezunları önce diyor ki bu yola girelim. Trendlerle. Sonra, evet, trendlerle ilerliyorlar. O da sıkıntılı şey. O trendlerle seçim yapmak güzel bir şey ama çoktan seçmek asıl önemli olan. Aynen öyle. Ya güzel. Ben background'umu sağlayıp açık ateşe gittim diyebilirim. Evet. Ben bu güzel bir tabii. Bu sana çok yardımcı olacak yarışmanın ilerleyen kısımlarında. Ben de kendimi son hedefim var. Son 8, sonra son 4. O yüzden bekliyorum. Daha yol çok uzun. Kart cebimde diyorsun. Aynen öyle. O kartı daha kullanmadım. Evet. Hadi bakalım. Sağ ol. Safa Nur. Şefim. Yükselen bir performansın var.
İnşallah. Mavi takım kaptanlığını aldın. Kaptanlıkta ilk galibiyetini aldın. Evet, umarım. Şimdi hedef artık. Hedef haftayı galip tamamlamakta. Önce ilk bir dokunulmazlık da almak herhalde. E tabii muhakkak. Daha sonra da haftayı galip tamamlamak. Haftayı da galip tamamlamak. Yani umarım güzel bir performans olur yarın için. Bugünü unutup yarın yepyeni bir güne daha güzel bir şekilde başlayabileceğimizi düşünüyorum. Herkes o profesyonellikte ve o standartları sağlayabilecek seviyede insanlar. O yüzden mutluyum takımımdan, beraber çalıştığım insanlardan da mutluyum şefim. İnşallah yarın çok daha güzel bir performans. Bu takım dış oyunu alır mı? Bu takım dış oyunu inşallah sonuna kadar bütün performansıyla çalıştığı sürece alır. Hadi bakalım. Nasıl gidiyor Pelin? Güzel gidiyor şefim. Bu tarz tabaklara yakın mısın? Ne düşünüyorsun? Yaptı mı daha önce? Daha önce yapmadım ama yapabilirim. Aslında bu tabii hem bizim için çok özel bir tabak ama aynı zamanda da yavaş yavaş bir geçiş tabağı diyebiliriz. Çünkü artık 8'den sonra bu tarz tabaklara biraz daha ağırlık vereceğiz. Sadece tekniği değil, görsel de yüksek tabaklara. Hazır mısın bu tarz tabaklara çalışmak? Sıralamalarını yazdım. Yani yakın benzerini yapmaya çalışacağım. Bu tabakta iyi şef olmak için çok detaycı bir insan olmanın da avantajları var. Sen de genelde detaycı bir insan mısın? Bazı şeylerde çok detaycıyım ama bazı şeylerde yapamıyorum. Stres beni çok etkiliyor. Gergin ortamlarda çok rahat çalışamıyorum. Belki evimde yapmaya çalışsaydım bunu. Aynısını daha kısa sürede yapabilirdim. Ama ortam çok etkiliyor gerçekten. Bol şans. Tabaklama için süreyi unutmayın. Süreniz gittikçe kısalıyor. Şu anda bütün asitlenecek ürünlerin asitte olması lazım. ...38 kalem ürün var. Ama matematik belli. Evet arkadaşlar, sonsuzluk tabağını yapıyorsunuz. Günün anlam ve önemine uygun olarak... ...bence kusursuz tabaklar yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bitirmeniz gerekiyor. Zaten reçeteyi iyi incelediğinizde de göreceksiniz. Ahtapotları ister istemez pişirip verdik. Yani zaman ve süreden dolayı. Ürünlerin dokusunu gördünüz. Turşulama tekniğini bilenler iyi yürür. Saygılar şef. Aslında bu sonsuzun iki tarafında aynı ürünlerden var. Buyurun. Başlarken tabağa nasıl başlıyorsunuz? Hikaye yazıyoruz diyorsunuz ya, nasıl başlıyorsunuz yani hikaye yazmaya? Hikaye, tabağın hikayesi nasıl yazılır? Önce ismini mi veriyorsunuz tabağın? Hayır. Yoksa ürününü mü? Normal bir menüde öncelikle biz mesela ben şu anda yaptığım bir yemeği anlatabilirim size. Kokoreç diyelim, bir kokoreçi yorumlamak istiyorsunuz. Kokoreçi yorumlamak isterken... Şöyle düşünüyorum. Kokoreçin içinde neler var? Önce malzemeler bir çıkarıyorum. Malzemeleri çıkardıktan sonra bunların ürünleri nasıl bulabileceğim mevsim ayarlıyorum. Mevsim ayarladıktan sonra diyorum ki bu kokoreçi en yakın neyle bütünleyebilirim? Bu bir ekmek arası oluyor. Bir ekmeğin içinde olduğuna göre iyi bir ekmek çalışıyoruz. Kokoreçin yanında ne içilir? Şalgam içilir, ayran içilir, ekmek vardır, baharatlar vardır. Bunları bir araya getiriyorsunuz. Böyle bir hikayeyi yaratmak için zaten matematik basit ya. Ama bazen hikayeleri yaratırken de şuna dikkat etmek gerekiyor. Bölgeye dikkat etmek gerekiyor. Coğrafyaya dikkat etmek gerekiyor. Yani hikaye biraz da öyle çıkıyor. Evet arkadaşlar, dokunulmazlık oyunu oynuyoruz. Yemeğimizin adı sonsuzluk.
zor bir tabak, hızlı olmam gereken bir tabak. Elimden geldiğince acele etmeye çalışıyorum. Lezzetli yemek yapmaya çalışıyorum. Umarım bu tabağı tamamlayabilirim. Umarım güzel bir sonuç çıkarabilirim. Ben de merak içindeyim. Kolay bir tabak değil, zor bir tabak. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yani en hatasız şekilde çıkartmaya çalışacağım. Biraz kafa karışıklığı var tabii ki de ama birçoğu benzeri ürünler. Benzer şekilde pişirilecek, salamura yapılacak. Bakalım. Elimden geleni yapıyorum şu anda. Gerçekten çok teknik gerektiren ve çok detaylı bir tabak. Üstüne uğraşıyorum. Umarım güzel bir şekilde bu tabağı çıkartabilirim. Lezzetli bir ürün çıkartacağıma eminim. Yani tabağın görselini yakalamak en büyük hedeflerimden biri. O yüzden hızlı ve sakin gidersem başarıyla alabileceğimi düşünüyorum. Bugün çok özel bir tabak hazırlıyoruz, sonsuzluk. O yüzden onun için malzeme biraz fazla. Bütün mizemplazı önden hazırlamamız lazım. Sunuma bir 10 dakika ayırmamız gerekiyor. Onun için uğraşıyoruz şu an. Bundan hazırlayayım. Acayip detaylı bir tabak. Ama çok keyifle yapıyorum şu an yani, aşırı keyifli. Şu an domatesleri yapacağım işte. Likitini koydum, altını açmamışım. Likiti bir yandan hazırlanıyor. Burada önemli olan salamuraları ve kriz masasını iyi yöneten kazanır. Çünkü yaklaşık 38 kalem ürün var. Bakalım, göreceğiz. Ama bizde bugün büyük ihtimal. Dokunmazlık en çok kime lazım? En çok? Kime lazım? Dilara ile Pelin. Yani Tahsin, Dilara, Pelin. Tahsin'i göndermezler. Tahsin de kaşık soktu diye. Dilara kim alır Tahsin'i gönderir? Niye oğlum? Potada garanti zaten geçiyor Pelin'e. Öyle bir strateji de yürütüyor. Böylelikle potasını güvene almış. Kalan Pelin'i gönderir. Son 30 dakika bu arada. Şimdi ne kaldı? Dilara'cığım, mutlu yemek yapalım, güzel yemekler çıksın. Yapamıyorum. Ben stresli yemek yapınca daha iyi oluyor. Devam et o kendi zaman. Kendi stresim. Ben öyleyim. Evet. Herkes aynı değil. Toz şeker koydum. Bu tatlı oldu biraz. Tahsin kime söyleniyor bu oğlum? Kendi kendime. Kabuk tarçın. Üzülme bu kadar be kardeşim. Koydum. Anason. Nasıl potaya gitmiyorsun? Koydum. Aman. Bir kişi elini yakıyordu. Ç
Şimdi bence var ya bak, hepiniz bir durup şöyle listeyi bir alıp neleri yaptık? Yapılanları şöyle bir kenara çekin. Ondan sonrasında devam edin. Tahsin, duyuyor musun oğlum beni? Yaptım şef. Tik tik ata ata. Nerede yapmadıklarımı da yuvarlak içine aldım. Ha burada. Tabii tabii şeyde. Sıra. 20 dakika var daha. Benim bir sürü ürün eksik ya. Of. Evet arkadaşlar. 10 Kasım'a özel sonsuzluk tabağı yapıyoruz. Ve bu tabağı 3 şef olarak yaptık. Yaptığımız tabağa en yaklaşık yapan arkadaşımız dokunulmazlığı alacak. Şu incelikte bir iç hazne gel. Fena değil lan. Gel ön dörtlü. Şuraya bir gelin. Sen de gel. Tahsin sen de gel. Tamam. Şimdi böyle koydunuz. Şunun dışına mayonez yaptınız ya. Bunu kaldırıyorsunuz. Şu iç dolguyu da kendiniz böyle elinizle çiziveriyorsunuz. Dış mayonezin bunu çizdikten sonra kağıdı ortadan alın. On dakika var. Vallahi 10 dakika var. 8 dakikada tabakladık biz. Yaklaşık 8 dakikada anca bitiyor. Şöyle. Bunun reyhanı var, maydanozu var, dereotu var. Ya şunu yapmadım Eren abi ben ya. Hangisini? Sakin çalışın, panik yok. İçine. Hiç sıkıntı yok, sakin ol. Az sıvının içine. Tamam koyacağım. Cımbızcı Eren. Vay be. Bazlı cevizlere hayaller, hayaller açık ateş, gerçekler cımbız. Aynen. Yapacak bir şey yok. Mayonez seviyorsun galiba. Seviyorum. Belli. Kesti. Bir daha yap, bir daha yap, bir daha yap. Niye bir daha yapayım Allah aşkına ya? Vallahi yıldım ya. Gerçekten yıldım. Ya.
Evet arkadaşlar, biz de buradaydı. O da aynı yerdeminden daha çok, aynı miktarda olması. Ha, yetişmez ki böyle. Aynı zaten buradaki gibi böyle çiçek yetişmez bahçesi yani gibi bezenmiş olması, ülkemizin her yerini temsil eden ama ürünlerin hepsinin kullanılması, o daha önemli. Yani öbürü diğerinin 10 santim altındaymış, değilmiş değil olay. Renklerin uyumuna özen gösterin arkadaşlar tabaklarınızda. Bütün ürünler tabakta olsun. Son 5 dakika arkadaşlar. Şu anda artık tabaklamaya geçin. Her ürün değişik bir bölgeden geldi. O yüzden her ürünümüzü doğru yerde kullanalım lütfen. Son 3 dakika. Sakin, sakin, sakin. Tamam. Tabağınızı bitirmeniz için 3 dakika arkadaşlar. Sakin. 2 tabak bitmek üzere. 3 tabak arkadan takip ediyor. Bir tabak biraz daha geride. Hızlanın hadi. Süreleri kullanın. Bütün ürünleri koymaya çalışın. 3 dakikadan biraz daha az var. Hadi artık bitirmeye oynuyorsunuz. Yetiştirebildiğinizi koyun. Evet arkadaşlar artık öyle. Çok her seferinde resme gidip gelmeyin. Çat 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 elinizdekileri koyun. Gördüğümüz kadarıyla herkeste bir iki eksik olacak. O da normaldir. 38 tane ürün var. Bitirmeye çalışın. Elinizden geldiğince. Aynen öyle zaten çok zor. Sonsuzluğu tamamlayın. Boşluk kalmasın. Mevzu artık tabağı bitirmek. Çok büyük çizmişsin sonsuzluk işaretini. O yüzden doldurman daha zor olacak. Bizimki o kadar büyük değildi. Son bir dakika. Pelin hızlanman lazım. Pelin elindekileri koy. Küçük Pelin detayları geç. Aynen şu an herkes aynı durumda. Bir tarafa ne koyuyorsan öbür tarafa da koy. İkisi birbirinin aynısı, simetrik. Tek tek koyma ürünleri. Kapatıyorsun arayı Dilara, haydi. Nereden kapatıyorum ya? Diloş iyisin Diloş. Otuz saniye. Elin hızlanır mısın? Rasim bitirdin mi? Bitirdim. Aferin. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. 5, 4, 3, 2, 1, bırakın artık. Evet, toparlayın arkadaşlar. Hasan, bunları kullanacak mı? Yok abi, ne? Atıyor mu burada ne varsa Hasan? Atıyoruz baba, hepsini atalım. Evet.
acaba bu kadar sakin ama stresli çalıştım. Öncelikle bu kadar çok malzemeyle bu kadar yemeği bu kadar zamanda bitirdiğiniz için tebrik ederiz tabii ki. Dilara ne oldu? Bir şey yok şefim. İyi misin? Niye ağlıyorsun? Sadece gerçekten mükemmel yapmak istedim ama yapamadım. O yüzden de üzgünüm. Çabalıyorum ama en iyisini yapamadığım için... Kötü hissediyorum o kadar. Elinden geleni yapmışsın, tabağını bitirmişsin. Bu bizim için yeterli zaten en başta da söyledik. Bayağı çok malzemesi olan bir tabak ve bugün özel yaptığımız bir çalışma. Hepiniz bitirdiğiniz için tebrik ederiz. Tabii ki eksikleri fazlaları biraz sonra bakacağız. Ve bir arkadaşınız dokunulmazlık alacak. Pelin'le başlayalım. Nasıl geçti Pelin? Zaman problemi yaşadım şefim. Son 30 saniye kaldığında bir kısmı hala duruyordu ve düzenli bir şekilde koyamadım maalesef. Boş bırakmamak adına çabaladım. Anlamıyla evet, yapamadım maalesef. Maydanoz ve dereotunu son dakika maalesef koyamadım. Diğer bütün malzemeler tamam, sadece sıralamasında hata var. O da son 30 saniye kaldığında bir tarafı hala boştu, boş bırakmamak adına... Bu şekilde bir tabak çıkartabildim, özür dilerim. Teşekkürler. Çok mu sardalya var? Ahtapot başka bir tane mi var ahtapot? Bir tane koyabilirim. Niye bir tane var? Zamanımı yetmedi. Elime ne geçtiyse son dakika koymak zorunda kaldım, onu atladım evet. Domates de çok. Pirinç yok. İyi günler. Teşekkürler. Sırada Safanur. Nasıl geçti kaptan?
Şefim mutsuzum. Çünkü diğer elementlerimi iyi yaptığımı düşünüyordum. Ta ki pancar peltem eriyene kadar. Tabağımda resmen bir pancar sos var. Bunu soğan işlemi görmedi mi? Gördü şefim, turşulandı. Turşulandı mı? Yani turşu solüsyonunun içine basıldı. Basıldı ama çok şey, ekşi yok. Teşekkür ederiz Safa Hanım. Jara niye tutmadı? Posasından az kullandığımı düşünüyorum. Suyunu biraz fazla koydum. Jelatin de bağlamadı. Az jelatin, çok su, az posa haliyle tutmadı. Minimalist çalışma. Haklısınız. Portakalı kerevizle beraber mi pişirdin? Çiğden mi koydun portakalı? Portakalı kerevizle beraber pişirdim. Pırasayla beraber de pişirdim. Atabudu biz pişirdik zaten. Maydanoz yok. Doğru. İyi günler diliyorum. İyi bakın kendinize. Sırada Tahsin. Tabaktaki tüm elementleri, hatta pırasanın üstündeki pirince kadar dikkat ettim. Ama peltem kendini bıraktı. Ona üzüldüm. Hamsi bayağı aşladı. Suya gösterdim ama fazla geldi herhalde. Teşekkür ederiz. Böyle örnekli tabaklara çalışmanın iyi tarafı, konuşacak bir şey yok. Diyor mu before after oldu yani? Ya da hayaller hayatlar. Bu arada hata var ise gerçekten özür dilerim ama gerçekten çok keyif aldım. Bu kadar sakin ve stresli çalıştığımı hiç hatırlamıyorum.
Tahsin'in ortasındaki neydi? Bazı yemekler var ki bizim sizi oturup motive etmenize gerek yok. O motivasyon altınızın da içinde var. O yüzden zaten Dilara ağlıyor. Üzülsek bile aslında onun gösterdiği bu tepki bence çok güzel bir tepki. O yüzden elinizden geleni yapıyorsunuz hepiniz. Çok fazla da söyleyecek bir şey yok. Her şeyi bir tarafa bırak. Zor bir tabak. Yani display zor bir tabak. O yüzden çok da öğrenin ama çok da kendinizi yıpratmayın yani. Yulafı kavurdun mu Tahsin? Fırında tuttum evet. Lezzetli olsun diye. Ceviz, yulaf, mantarı da blanş ettikten sonra. Sağ ol Tahsin. Teşekkür ederim. Sinadar Dilara. Güzel bir gün olsun. Senin pancarın mı aktı? Pancarın mı aktı? Şaka yapıyorum. Kız ona koydum jelti kendime gel. Zaten ben böyle böyle oynarım ya. Jelti koymadım. Kullandım 4 yıl. Mutlaka biraz süreç ilgili değil mi? Sıkıntı yaşadı Dilara. Soğan da yetişmeyince biraz da böyle bir özensiz oldu. Bazen mükemmeli yapmak isterken iyi kaybediyoruz. Evet, bazen öyle öyle. Bu kadar kısa sürede, yani yılmadan, performansını düşürmeden çok iyi tamamladı. Teşekkür ederim. Mükemmellik bir hedef değildir aslında, bir yolculuktur. Ve her yolculukta olduğu gibi, arasına hepimizde olduğu gibi, sen de tökezliyorsun. Bu tabakta tökezlediğim için tabağın değil ama bu tabağa karşı olan duruşun çok güzel. Teşekkür ederim o için. Bunu attıktan sonra dördü bölün atın dedim ya, bir de ikiye kesebilirdiniz kabuğu da alıp. Pirinç falan. Rasa'yla beraber pişirdim ama belki koyamamış olabilirim şey. Yani hızlı bir şekilde sadece tabağı bitirmeye odaklandım. Tahsin, kim bilir? Bence proteinlerden verecekler. Senin asitle pişirmelerin çok güzel gözüküyor. Ama hiç de belli olmaz. Teşekkürler. Sırada Eren. Sanatçı oldu yani. Kağıtta kesmeye başladı. Ya yok. Yarışmanın başında Somer Şef hiç böyle tabaklarla çalıştım diye bir soru sordu da. Benim 20 ile 25, 26 yaş aram hep bu böyle tabaklarla geçti. Sonra ben kendime bir yol çizerek açık ateş ve doğayı seçtim. Normalde background'ım hep böyle tabaklarla doldu.
Teşekkürler. Teşekkürler. Afiyet olsun. Tabii sen otellerde falan da çalıştın. Evet, doğrudur. Ben uzun zaman çalıştım. Otel, restoran. Son olarak Hasan. Dün sosyal medyada gördüm. Sen, ben ve Tahsin dördümüzün resimlerini koyup Allah sakalı bulanlar razı olsun. Sakallı ve sakalsız hallerimizi koyup Allah sakalı icat edenler razı olsun ya. Çok komik, çok güzel. Tahsin çok güzel şey. Hepinizin niye jölesini tutmanını biliyorum. Lezzeti kaçmasın, birazcık daha şeyini az koyayım diye. Jelatinini az koyayım diye, ama bu display yemeği. Koy jelatini, zaten bir saatin var. Dondur, biraz da bol koy, tutsun. Diğer işlerine uğraş, onlarla bizi etkile yani. Evet arkadaşlar, bu özel günde hazırlanan bu özel tabağa hepiniz elinizden gelen dokunuşları yapmaya çalıştınız. Tabii ki bazılarınızınki diğerlerinden daha iyi oldu. Ama bir ara başta olmak üzere iyi yapamayanlar da çok üzülmesin. Final tabağı yapar kadar önem verdiğinizi de biliyoruz. Hayat böyle bazen oluyor, bazen olmuyor. Yapamayanlara geçmiş olsun, yapanlara da tebrikler. Şimdi en iyi tabakları seçmek üzere kısa bir ara istiyoruz. Sağ olun. İleride son dörtlüğe mörtlüğe kalırsam böyle bir orman tabağım var, yazdım geçen. Orman mı? Evet. Ormandan geliyorum ya böyle açık ateş falan böyle. Şuraya mayonezden bir sakal yapacağım böyle. Ev nerede? Ev nerede olacak? Orman böyle. Ormanda evde yaşamıyorum. Baba tahtadan ev olur ya ormanda. Öyle zaten. Öyle çadırda. Bir illaki olacak. Ya ormancının çadır. Evi odundan bir evi olur ormancının. Herkes aynı durumda yani. Çok zor bir tabak. Hele ki mükemmel düşünen insanlar için, böyle yoğunlaşan insanlar için çok zordu. Ben mesela burada sonuncu olabilirdim yani. Çünkü çok mükemmel odaklı olduğum için. Ben onda kendimi gördüm zaten. Bu
Burada eksik var abi. Pirinç. Kesinlikle eksik var burada. Ben sana söyleyeyim. Bizim şeyimiz. Ya sen ya ben aldık. Ben onda. Bakayım peltene. Peltene bakayım. Baktı mı? Yo, tuttu benimki. Jelatin yok. 8 doğru değil de. Bayağı bir sürü şey var yani. Kimi gönderir sence? Bence Pelin'i göndermez bu. Var mı siddas? Dilara'yı da gönderirler. Şöyle. Herkese çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Biliyorsunuz ki normalde bu aşamada en başarılı 3 kişi önde çağırıyoruz. Ama bugün özel bir günü. Herkese önde alalım. En başarılı sence? Başarılı mı? En başarılı. Pelin. Sonra Safanur. Pelin, Dilara, Safanur. Pelin, Safanur, Dilara. Yemin ediyorum tam sırası. Evet arkadaşlar, programımızı açarken bugünün ne kadar özel bir gün olduğunu hepimiz konuştuk. Sizler de mesajlarınızı verdiniz. Bu özel günde elimizden geldiği kadar ülkemizin kurucusu, şu anda sahip olduğumuz bu güzel ülkemizin bu hale gelmesinde en büyük çabayı gösteren ve kendisi başka bir dünyaya göç etse de ilkeleri sonsuza dek bizle yaşayacak olan Atatürk'ümüzün ölüm yıldönümünü bir kez daha saygıyla anıyoruz. Böyle bir günde verdiğimiz yemek çok zor bir yemekti. Açık söylemek gerekirse sadece bir tabak bizim yaptığımız tabağa çok yakın olmuş. Oldukça yaklaşmış. Geri kalan tabaklarda beklediğimiz üzere ufak tefek aksaklıklar var. Tabakları değerlendirmek yerine biz hepinizi buraya çağırıp, evet belki hatalar yapmış olabilirsiniz ama hepinizin gösterdiği emekten, gösterdiği çabadan, gözünüzdeki o ışıltıdan çok etkilendik. O yüzden bizler de altınızı birden alkışlamak istiyoruz. Sağ olun. Buradan yola çıkarak, vermiş olduğumuz sonsuzluk tabağını yaparak bu akşamın birincisi olan ve dokunulmazlığı kazanan yarışmacımız Eren. Diğer arkadaşlarımızı da az önce şefimizin söylediği şekilde sizleri de tebrik ediyoruz. Neler söyleyeceksin? Söyleyecek bir şey yok. Yani verdiğiniz o değerli tabağı elimden gelene kadar sizinkine yakın yapmaya çalıştım. Ufak hatalarım oldu ama kazandım. Teşekkürler. Sizleri yerinize alıyoruz. Eren, görevli biliyorsun yapması gereken şimdi bir kişi demi potası göndermesi gerekir. İlk gün herkesin eline emeğine sağlık. Güzel bir yarışmaydı. Skorla bitirdik. İkinci gün tam tersine bütün renkler değişerek skor tersten geldi. Ben Dilara diyorum. Dilara'yı potaya gönderiyorum. Açıklamasında potada herkese yapacağım. Herkese bir eleştirim. Öz eleştiri de kabulümdür. Evet arkadaşlar, o zaman az sonra potada hem Eren'in açıklamalarını hem de eminim sizinle konuşmak istediğiniz şeyleri hep beraber dinleyelim. En tabii ki de Dilara cevabı. Tabii ki. Görüşmek üzere.